bizim günümüzde 24 saatlik yaşantımızda ihtiyacımız olan, bizi Allah'a yakınlaştıracak ve bizi ateşten uzak kılacak her şeyi orada buluyorsak, yolu uzatmanın ne anlamı var? Öğüt istiyorsak, nasihat istiyorsak, nerede bulacağız onu? Yine Allah'ın kelamında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde. Yani bugün insanlara bakıyorum, işte roman okuyorlar. Ne için roman okuyorlar? İşte piyasada olan bir sürü neler var. Yani tebliğ niyetiyle yazılmış. İnsanların başını örtmesi için yahut namaz kılması için ilginç ilginç öğütler var. İnsanlar bunları okurken, bunların içinde boğulup kalırken, yani bir de bakıyorsun ki Allah'ın kelamından uzaklaşmışlar. Allah'ın kelamını okuyup onunla amel etmeye çalışan, önce onu doğru düzgün okumaya çalışan, harflerini doğru olarak çıkarmaya çalışan, tecvidini öğrenmeye çalışan, sonra onun manasını anlamaya çalışan, tefsirlerinden okumaya çalışan, yani yok denecek kadar az. Ama bakıyorsun ki insanlar çok okuyorlar. Ayda iki kitap okuyorum diyen var, üç kitap okuyorum diyen var. Bu kitaplar ne olmuş ona? Fitne olmuş. Cemaatlere bakıyorsun. Herkes kendine bir dışı kırmızı olan, dışı yeşil olan farklı farklı kitaplar seçmişler. Oradan bir yere varmak istiyorlar. Halbuki şöyle durup bir tefekkür etseler ya, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bir okusak şöyle. Öğüt almak adına, nasihat almak adına, dinimizi öğrenme adına. Göreceksiniz ki yol daha da çok kısalıyor. Mesafe daha da çok ne oluyor? Kısalıyor. Bugünkü konumuz arkadaşlar babun nefakati alel iyal. Aileye, çoluğa, çocuğa nafaka bahsi. Nafaka babı. Müellif rahimahullah bizlere hak hukuktan bahsetti. Kocanın hanımı üzerindeki, hanımın kocası üzerindeki hak hukuklarından bahsetti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki nasihatlerini, bu konudaki irşatlarını öğrendik. Almamız gerekeni almış olmamız lazım. Çünkü bunların hepsi birer düstur. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir eş, yani kadın, kocasının izni olmadan ne yapamaz? Nafile oruç tutamaz. Oruç tutamaz hadisinin lafzında. Bunun şerhine yaptığımızda nafile oruç dedik. Bu bir düstur arkadaşlar. Bu bir adab. Bunu öğreneceğiz. Bu hayatımızda yerleşecek. Nebi Aleyhisselam diyor ki kocasının razı olmadığı insanı eve sokamaz. Bu bir düstur. Bunu hayatımıza sokacağız. Erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman kadın ne yapamaz? Hayır diyemez. Bu bir düstur. Bunu öğreneceğiz. Yani bunların hepsi bizim hayatımızı düzene sokmak için, hayatımızın mutlu bir hayat olması için Allah tarafından bizlere verilen, öğretilen neler bunlar? Öğütler. Resulü tarafından verilen öğütler, nasihatler. Bunları ne zaman uygularız? O zaman Allah Teala'nın dediği gibi فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Ona diyor güzel bir hayat, tayyip bir hayat veririz. Güzel hayatın sırrı burada. İman edenler ve salih amelinden. Salih amel işleyenler. Muallif Rahimahullah bizlere burada Bakara suresinin 233. ayetini zikrediyor. İmam Nevevi rahimahullah. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Eşlerin kisvesi, giyimi, elbisesi ve rızkı yedirilmesi, bakılması bu manada kime aittir? Çocuk verdikleri o adama, o çocuğun sahibi olan adama aittir diyor. Allah Teala burada bir kuralı zikrediyor bize. Eğer bir adam evlendiyse ne yapacak? Çocuğunun annesine, hanımına neleri sağlayacak? İslam'ın getirdiği, ona üzerine mükellef kıldığı, yük verdiği, yükümlü kıldığı şeyleri sağlayacak. Bunlardan bir tanesi de bu ayette zikredildiği üzere rızkı, yemesi, içmesi ve kisvesi, giyinmesi. Ve bir de ne? Seken. Kadının kalacağı
bir yer. Bu kadının adam üzerindeki hakları. Diğer bir ayette de diyor ki Allah-u Teala لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ Allah-u Teala'nın bolca genişçe nimet verdiği insanlar o kendisine verilen bolca ve genişçe nimetten ne yapsın? İnfak etsin. Harcasın. Sonra hadislerde gelecek. Yani kişinin Allah yolunda harcadığı en hayırlı sadaka ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ailesine verdi. Ailesine harcadı. Yani kul bunu bilerek, bunu işleyerek amel ederse farkında olarak, bilerek anlar ki çok büyük hayırlara ne yapmış? Muvaffak olmuş. Allah onu çok büyük hayırlara muvaffak etmiş. Ama bilmezse hanımına infak ettiği, yedirdiği şeyleri masraf olarak görür. Halbuki Allah yolunda harcanmış en hayırlı sadaka. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ Rızkı daraltılmış. Rızkı o genişlikte kendilerine verilmemiş olanlar ise فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ Allah'ın kendisine verdiği şekilde verdiğinden ne yapsın? Harcasın. Yani adam zengin. Hanımını her hafta kıyafet alıyordur. Sen fakirsin veyahut da her hafta alacak şeyin yok. Bayramdan bayram alıyorsun. Bunda bir sıkıntı, bir problem yok. La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Allahu Teala kulu ne yapmaz? Taşıyamayacağı yük yüklemez. Ancak onun vus'unda olan, kudretinde olan, gücünde olan yükle Allahu Teala o kulu mükellef kılar. Yine Allah Teala diyor ki: "Ve ma enfaktum min şey'in fehuve yuhlifu." Allah yolunda infak ettiğiniz, Allah yolunda harcadığınız her şeyi Allah ne var? Yerine koyar, yerine getirir. Onun halfinden, onun ardından size onu verir. Harcanmaz yani. O boşa gitmez. Bir de böyle düşünmek lazım. İmam-ı Nevevi rahimahullah bu ayetleri zikrettikten sonra bizlere konuyla alakalı hadisleri zikrediyor. İlk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinarun enfaktahu fi sebilillah Allah yolunda diyor harcadığın dinar, bir dinar. O dinarun enfaktahu fi rakabe bir köle azat etmek için harcadığın dinar. Ve dinarun tasaddakta bihi ala miskin. Bir zavallı, bir miskin için miskine verdiğin, harcadığın sadaka para, infak ettiğin bir dinar. Ve dinarun enfaktahu ala ehlik. Ve ailene, ehline harcadığın bir dinar. Bir yani para harcadığın, infak ettiğin bir dinar. اَعْظَمُهَا اَزْرًا اَلَّذ۪ي اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ Bunların içinde, sayılanların içinde en sevabı azam olan, en büyük olan hangisidir diyor Aleyhisselatü Vesselam? اَعْظَمُهَا اَزْرًا اَلَّذ۪ي اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ Ailene verdiğin. Yani ailene verdiğin, ailene harcadığın para, dinar ne arkadaşlar? Sevap bakımından, ecir bakımından en azimi, en büyük olanı. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor ve İmam Ahmet rivayet ediyor. İkinci hadis an Ebi Abdillah ve yuqalu lehu Ebu Abdirrahman Thawban ibn Bujdud Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhissalatü vesselam efdalu dinarin yunfikuhur raculu aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor insanın, erkeğin harcadığı en hayırlı para, en hayırlı dinar infak ettiği, Allah yolunda harcadığı en hayırlı dinar dinarun yunfikuhu ala iyalihi ailesine harcadığı para. Bakın aile kelimesi de Arapçadan geliyor. İyal, aile. Ne demek iyal, aile? Yani geçiminden mükellef olduğun, senin onları geçimini sağladığın insanlar. Aile de buradan geliyor. İyalden geliyor. Ve dinarun yunfikuhu ala dabbetihi fi sebilillah. Allah yolunda senin sürdüğün bineğin, sürdüğün arabanın, Allah yolunda kullandığın ve sürdüğün araba için harcamış olduğun dinar, Allah yolunda harcadığın en hayırlı dinar, en efdal dinar. Ve dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sebilillah. Ve kardeşlerine, arkadaşlarına Allah yolunda harcadığın dinar. En efdal olan dinardır diyor. Yani insan öflemeyecek, töflemeyecek. Yani yeri gelecek bineğini, otosunu, arabasını Allah yolunda koşturacak.
yeri gelecek kardeşlerine yardımda bulunacak. Ve bunların hepsini bilecek ki Allah katında harcadığı en hayırlı şeyler bunlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu hadiste İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis. An Ummu Seleme radıyallahu anhuma kâlet. Ummu Seleme diyor ki, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ لِي اَجْرٌ فِي بَن۪ي اَب۪ي سَلَمَا اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ. Ey Allah'ın Resulü! Bu Ebu Seleme'nin çocuklarına harcadığım, Allah'ımla infak ettiğim, nafaka verdiğim bu nafakalar nafakalarda bana sevap var mı diyor, bana ecir var mı? Ki ben diyor onları لَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا. Onları böyle başıboş da bırakmış değilim. Yani yeterince onlara bir şeyler verdim diyor. Yani hala onları harcayayım, hala onlara bir şeyler vereyim ve bunda bana ecir, sevap var mı? اِنَّمَا هُمْ بَلِيَّ. Onlar diyor benim de çocuklarım. فَقَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرٌ. Evet, sana ne var bir? Ecir var. مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. Onları harcadığın, infak ettiğin şeylerde sana ecir var. Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar, hadislere baktığımız zaman bu iki hadise. Az sonra gelecek olan hadislerde de buna işaret var. İnsanın yardım edeceği ilk kişiler, yani farz olan, vacip olan nafakanın dışında bahsediyorum, yakın akrabaları. Çoluğu çocuğu, eğer vacip olan infak hususunda da ilim ehli buna şartlar koşmuş. Yani ne zaman yakın akrabaya ve hangi yakın akrabaya infak farz olur? Diyorlar ki öncelikle verecek olan, harcayacak olan ne olması lazım? Allah'ın da infak edecek olanın gücü olması lazım, parası olması lazım. Vermesi, verecek olması lazım. İkincisi, diyorlar ki vereceğin kişi, akraban kendine bakmaktan aciz olacak. İkinci şart. Üçüncü şart, vacip olma hususundan bahsediyoruz. Yani sana ne zaman yakın akrabana bakmak fazla olur. Üçüncüsü, bu akraba varislerden bir kimse ise, yani Allah'ın kitabında, Resulü'nün sünnetinde sana mirasçı kılınmış bir kimse ise, ne olur bunun nafakasına koşman, buna bu manada yardımcı olman vacip olur diyelim. Mesela adamın çocuğu diyor ki ben diyor zırnık koklatım çocuğu. Halbuki farz bu sene. Çocuğun muhtaç. Bakıyorsun adam sağa sola koşturuyor, ona buna yardım ediyor. Dibinde oğlu, çocuğu, torunu. Aynı şekilde bakıyorsun ki hiç onlara yardım etmiyor. Halbuki biraz kafayı çalıştırsa, biraz düşünse, bilse ki bu çoluğuna, çocuğuna, yakın akrabasına, mirasçı akrabasına vereceği infak, harcayacağı para, Allah yolunda harcadığı, sadaka verdiği paraların en hayırlısı. En hayırlısı. Aynı şekilde yakın akrabaya veya akrabaya yapılan yardım hem yardım olarak geçiyor rivayette geldiği üzere, hem de ney? Sıla-i Rahim. Yani gittin akrabanı ziyaret ettin, muhtaç olarak onu gördün, bir de yardımda bulundun. Hem sadaka yapmış oldun, vermiş oldun, hem de sıla-i Rahim yapmış oldun. Dördüncü hadis, Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu fi hadisi tavil ellezi kaddemnahu fi evvel kitab fi babin niyye. Diyor ki, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın bu kitabın diyor niyet bahsinde uzunca olarak zikretmiş olduğumuz hadis. Bu hadiste şöyle geçiyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle lehu ve inneke len tunfika nafakaten tebtegi biha veçhallah. Allah'ın yüzünü arzulayarak, Allah'ın yüzünü isteyerek, Allah yolunda harcamış olduğun bir nafaka var ya, illa ucirte biha. O bir nafaka bile, o yapmış olduğun harcama ne yapılır? Karşılığını alırsın. Ecrini alırsın. Sana onun sevabı verilir. Ta ki hatta ma tec'alu fi imraatik. Hanımının ağzına koymuş olduğun lokma bile nedir diyor? Senin ecrini alacağın bir ameldir. Sevabını alacağın bir ameldir. Yani çoluğuna çocuğuna çorba içirirken bile kaşıkla ağzına verip böyle çorba içirdiğin zaman bil ki bunun bir neyi var? Ecri var, sevabı var, mükafatı var. Bu da muttefakun aleyh. An Ebi Sa'id, an Ebi Mes'ud el-Bedri radıyallahu anhu anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا. Bakın burada bu iki hadiste şurat var yalnız. تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ
diğer rivayette de yahtesibuha. Ne demek? Yani hani al şu kaşığı ye karnın doysun, sonra da zırlama acıttım diye, sonradan sana yemek hazırlayamam diyerek çocuğu beslemek var. Bir de Allah'ın yüzünü arzulayarak, rızasını arzulayarak, Allah'ın bu ameline, senin bu ameline bir mükafat vereceğini bilerek doyurup beslemem var. İkisi yani dış tükürmüşte, ikisinin de kaşığı çocuğun ağzına, hanımın ağzına uzatıyor. Ama bir tanesinin niyeti Allah'ın rızası, diğerinin niyeti başka. Yani ameller niyetlere göre ne var? Edici belirlenir, sevapları belirlenir. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما diyor, kişiye günah olarak yeter. Nedir o günah olarak yeten şey? أن يضيع من يقوته. Diğer bir rivayette كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قوت yani nafaka. Diyor ki kişinin nafakasını sağlanmasını sağlamakla mükellef kıldığı insanların bu hakkını zayi etmesi o kişiye günah olarak yeter. Bakıyorsun adam yani çoluğuna çocuğuna bakmıyor. Çoluğunun çocuğunun nafakasını sağlamıyor. Bu manada onların kendi üzerinde olan hak ve hukuklarını zayi ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bunlar hakkında diyor ki buna diyor günah olarak bu yeter. Günah olarak bu yeter. Yani aldığı günah, bu vesileyle, bu sebeple aldığı günah ne? Hayli yeter. Tabi buradan şunu da değinmemiz gerekiyor. Mesela şu değil arkadaşlar. Değişen, gelişen, modernleşen hayatta isteklerin çoğaldığı, kanaatin azaldığı bir hayatta hanımın her 3 senede 5 senede bir koltuk değiştirmek, kıl değiştirmek istediğinde, çoluğunun çocuğunun her ay ayakkabı, çoluğa çocuğa her ay ayakkabı kıyafet alınması istediğinde, bunları yerine getirmemen kastedilmiyor bunlar. Bu işin bir deneyi var. Ölçüsü var yani. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ya bir bakıma bir müjdeden, bir bakıma da bizi korkutacak olan bir haberden bahsediyor. Yani melek aleminden biliyorsunuz yani melekler farklı farklı görevlerle görevlendirilmiş, ayrı vazifelerle görevlendirilmiş. İnsanlardan ayrılmayan, onlarla beraber gezen, onlarla olan melekler var. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar kullar sabahlayınca, sabah olunca, uyanınca okula iki tane melek gelir. İki melek gelir. İnerler. فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا der ki bu melekten bir tanesi اللّٰهُمَ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. Allah'ım senin yolunda infak edene, senin yolunda harcayana bu harcadığının gibisini ver. Onu yerine koy. Düşün sana dua eden kim? Melek. Allah yolunda harcıyorsun. Allah yolunda malını, vaktini, paranı, bineğini harcıyorsun ve melek dua ediyor. Allah'ım diyor bunun ne yap? İnfak ettiğini ona ver, geri ver. Ve yekulul ahar, diğer melek de der ki Allahümme a'ti mumsiken telefe, vermeyen, sıkan, elini açmayan, cimrilik edene ne diyor? Telef ver. Mal telef olsun. Bereketini görmesin. Yani düşünün iki tane melek böyle dua ediyor. Onun için cömert olmak lazım. Allah yolunda harcamak lazım. O hadis muttefakun aleyh. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal el yedul ulya hayrun minel yedis sufla. Diyor ki aleyhissalatü vesselam yukarıda olan el, yani veren el, hayrun, daha hayırlıdır. Neyden? Allah'ın elinden, altta olan el. Çünkü alan el nerede olur?
Altta. Altta olur. Diyor ki aleyhisselam, وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ. İlk önce vermeye kimden başla? Ailenden başla diyor. Yani adam, öyle insanlar var ki, eşiyle, dostu, yani dostuyla, arkadaşıyla dışarıda yiyor, harcıyor. Bakıyorsun ki çoluğuna, çocuğuna, hanımına, eşine kısıyor. Yani dışarıda insanların maşallah ne cömert dediği bir adam evinde cimriler cimrisi. Yani o amel onun neyine işaret ediyor? Onun fıkhının, ilminin, imanının azlığına işaret ediyor. Yani bir insan aynı şekilde adamın borcu var. Bakıyorsun ki adam umreye gidiyor. İkinci kere, üçüncü kere hacca gidiyor. Bu onun basiretsiz, üzerindeki hak ve hukukun sıralanmasını bilmeyen bir insan olduğunu gösteriyor. O, bu da öyle. Ailesi bir ihtiyaçları var. Ailesinin istekleri var bu manada şer'i olarak. Bunları yerine getiremiyor. Dışarıda bakıyorsun ki adam başkalarına, arkadaşına, dostuna harcıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbda bimen ta'ul. Ailenle başla. Ve hayru sadakati ma kâne an zahri gina. Sadakanın en hayırlısı nedir? İnsanın gına halindeyken, yani ihtiyacı varken, o çok da ihtiyacı olmadan vermesidir diyor mesela. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ. Kim iffetli davranırsa, iffetli olur, dilenmez, kendini bu manada çok böyle küçük düşürmezse, يُعِفَّهُ اللّٰهُ. Allah onu iffetli kılar. İffetli olmasına yardımcı olur. Bakmışsın ki iffetli olmuş. وَمَنْ يَسْتَغْنِي. Kim gani olursa, yani ne demek يَسْتَغْنِي? Yani oralı olmuyor adam. Yani kimileri var ki onun bunun elinden gelecek olan parayı bekleyerek ona bel bağlamış. Onu istiyor. Onun için zillete düşmüş. Onun için boyun bükmüş. Onun için kıvranıp duruyor. Kimisi de var ki yani gani, yani kendini küçük düşürmüyor. Yani. Allah'a hamdolsun diyor. Ağlamıyor. Bazıları sabah akşam ağlar. Şu adamın hayatına bakarsın. Ya, adam kendi evinde oturuyor. İşi var, gücü var. Bir yerlere gidip geliyor. Bir şeyler sağlıyor. Ama adam bakıyorsun ki çevresindeki herkesin şikayette bulunuyor. Kanaat yok. İnanın hadisi de geldiği üzere. Ama yani kim de bunun aksi olursa adam, yani bak adamın herkesin bir sıkıntısı, adamın da var sıkıntısı ama adam diyor ki hamdolsun. Yani gören gani zannediyor. Evet. Allah bu adamı ne yapar? Hadisleri geldiği üzere zengin yapar. Öbür kişi alçak alçak yaşar. Bakın o tür insanlara. Yani hayatı boyunca bu şey kendini ilke edinmiş adamlara. Sefildir. Ve sefillik onun artık ne olmuştur? Damgası, damga olarak yapışmıştır. Ayrılamaz artık. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.